Yok. Dil hizmetleri adresi Süleyman Duman hocamız konuşma yapmak üzere buraya geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ve şu anda sizlere hitap etmek üzere kendisini davet ediyorum. Hocam buyurun. Sevgili gençler, sevgili çocuklar. Sözlerime Rabbül Alemine, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdü senalar ederek rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa'ya salatü selam ederek başlıyorum. Hemen akabinden de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlamasının 1439. yılı münasebetiyle vakfımızın düzenlediği bu törene, bu toplantıya teşriflerinizden ötürü de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Burada sözlerimin başlangıcında bir teşekkürü daha yapmayı kendilerine borç biliyorum. O da vakfımız. Burada hakikaten binlerce kilometre, ülkemizden binlerce kilometre uzakta bu ülkede gelip yerleşmiş. Sonra burada Allah için bir mabet, ibadethane yapmış. Burada böyle güzel peygamberimizi anmak için, sosyal, kültürel faaliyetler yapmak için böyle alanlar, mekanlar, dini tesisler kurmuş olan vakfımızı, buna öncülük edenleri, şimdiye kadar hizmet yürütenleri, hali hazırda bu hizmeti ifa edenleri, hepsini de bu başarılarından dolayı kutluyorum. Hakikaten az bir emek değil, az bir başarı değil. Ben kendilerini çok başarılı buluyorum. Çok burada yaşayan, Türkiye'den gelen biz Müslümanları onurla, şerefle, gururla, Müslüman gibi, güzel bir Müslüman imajıyla, Müslümanlara yakışır böyle bir mekanla temsil ettikleri için de kendilerine hasaten teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun diyorum. Ve kendilerine daha nice başarılar, sizlere daha nice hayırlı hizmetler Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Değerli dostlar, bu sohbetimi biraz konferans üslubu dışında, bir sohbet üslubu dışında hatırıma gelen Kur'an ayetleriyle sohbet üslubu içinde yapmayı uygun gördüm. Onun için biraz rahat bir üslup kullanacağım. Söylediğim gibi bu yıl 2010 yılı kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ilk defa Hira Dağı'nda inmeye başlamasının, yani Kur'an-ı Kerim'in ilk vahyinin, yani Allah-u Teala'nın insanlığa gönderdiği son dininin, son ilahi mesajlarının ilk vahyinin gelişinin 1400. yılı. 14 asır. Keza o vahyi getiren elçi
kutlu elçi, kutlu doğumunu kutladığımız Muhammed Mustafa, seçkin Mustafa'nın, övünmüş Mustafa'nın aleyhissalatü vesselamın veladetinin kutsal kutlu doğumunun da 1439. yılı. İşte bizler Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu yıl bu iki olayı birlikte kutlamaya karar verdik. Hem kutlu doğum haftasında toplumumuzun, Müslümanların dikkatini peygamberimize, peygamberimizin yoluna, sünnetine, peygamberimizin hayatına dikkat çekerken, diğer taraftan da bir inzalinin, indirilişinin 1400. yılını yaşayan Kur'an-ı Kerim'e dikkat çekmek istedik. Diyanet İşleri Başkanlığımız 2010 yılını Kur'an yılı ilan etti. Bu çerçevede de bu hafta hem Kur'an'dan sizlere bahsedeceğiz, kutsal kitabımızı anlatacağız. Yıl boyunca yine toplantılar yapılacak. Kur'an'la ilgili, Kur'an'ın değişik alanlarıyla ilgili, değişik konularıyla ilgili toplantılar yapacağız. Ve Kur'an'la ilgili, kitabımızla ilgili sizlerde, bizlerde, çocuklarımızda daha bir bilinçlenme, Kur'an'la buluşma, Kur'an'la yaşama yönünde bir ilgi, bir bağlılık, bir muhabbet oluşturmaya çalışacağız. Dolayısıyla yıl sonuna kadar Kur'an'la ilgili programlarımız devam edecek. İnşallah başka bir program olur. Ben de bu güzel kalabalığınızdan çok mutluyum. Bir başka programda da yine sizlerle beraber olmayı şimdiden arzu ettiğimi ifade etmek istiyorum. Değerli dostlar, değerli hanımlar, kıymetli beyefendiler. Bir şeyle, hatıramla başlamak istiyorum. İmam Hatip yıllarında Çanakkale'yi 18 Mart'ı kutlarken okulda yapılan bir törenin bir manzarası hiç hatırımdan çıkmaz. Biliyorsunuz 18 Mart Çanakkale Türkiye için, bizim için çok önemli bir tarihtir. Şu anda da 18 Mart'ı kanunla, yönetmelikle kutluyoruz. Bununla ilgili kanun da var. Şöyle bir manzaraydı. Çanakkale zaferi, Çanakkale şehitleri anılırken bir arkadaşımız şiir okumuştu. Böyle bir tümsek şehit kabri yapılmıştı. Orada da bir şiir okumuştu. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yer. Bu tabii benim bütün dünyama öyle bir yer etmiş ki bu benim hiç hatıramdan çıkmaz. Şimdi bunu 18 Mart geçti. Çanakkale'de geçti. Niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Bu kez ben İmam Hatip öğretmeni oldum. İslam Enstitüsü'nü bitirdim. Zile İmam Hatip Lisesi'ne tayin oldum. Orada Zile, Tokat Zile İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yapıyorum. Öğrencilere işte Kur'an-ı Kerim Arapça dersleri yanında tefsir dersi de veriyoruz, anlatıyoruz. Öğrencilerle tefsir dersinde o zamana kadar dikkatimi çekmeyen, beraber okuduğumuz bir ayet dikkatimi çekti. Ve 18 Mart'ı hatırladım. Tefsir dersinde tefsirden okuduğumuz o ayet şuydu. Sizinle onu paylaşayım, orayla irtibatını böyle kurmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir yer var. Orada dur yolcu diyor işte. Dur yolcu. Nereye gidiyorsun?